Seni almaya geldim Elif. Çünkü böyle bir hata yapmana asla izin veremem. Ne oluyor Gülendem Hanım? Elif bana bak. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hemen çekip gidelim buradan. Ne yapıyorsun lan? Paşa! Paşa! Bırak! Paşa! Elif, gebertireceğim seni Elif! Elif! Ulan! Gebertireceğim seni! Elif! 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 Nerede lan bu? Baba, arabayla koştum peşlerinden, gittiler, yakalayamadım. Ulan bitireceğim sizi be! Ben bitireceğim ulan sizi! Faysal ne oluyor? Ne Faysal ne oluyor? Ne oluyor? Ne Faysal ne oluyor? Yürü git. Ayıp oluyor ama. Ayıp olma ayıbını yürü. Başlayacağım ulan eline koluna ne böyle yapıyor ne? Baba herif geldi evimizden kız kaldırdı götürdü. Gözümüzün önünde bizim gitti peşinden ne yapacağız aklını yiyecek. Bağırma lan. Bütün mahalleyi velveleye verdim. Dangoz. Yalnız bu iş burada bitmez Faysal Bey. Aha yazın bunu bir kenara. Benim bir adım var, itibarım var. Kimse Selamet'i içeri böyle aşağılayamaz. Bunun hesabını soracağım size lan! Bağırma lan! Senin ağzını onu kırarım. Ya boşver dur lan! Bunun hesabını vereceksiniz bana. İndir lan elini. İnan efendi, inan efendi! İndir lan o parmağını. Ne var lan, indir lan! Görürsün sen. Ayrılık bunlar. Yürü! Görürsün sen inan. Yürü, 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 yürü ana, yürü! Baba. Baba ne yapacağız baba? Nereye gitti bunlar? Elimi tuttuğunda ailenin halini gördün mü? Küçük dillerini yuttular resmen. Ne oldu Elif? Ne yapıyoruz biz Bulut? Yaşıyoruz Elif. İstediğimiz gibi yaşıyoruz. Bak lütfen bana bugün söz ver. Tamam mı? Söz ver bana. Bugün seni endişelendirecek hiçbir şey konuşmayacağız. Tamam mı? Hiçbir şey düşünmeyeceksin. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ailem ne der, kardeşim ne der? Bunların hiçbiri yok. Sadece bugünü yaşayacağız. Bugün sadece... Dünyada sen ve ben varmışız gibi yaşayacağız. Sonrasına nasıl olsa bakarız. Buluruz bir yolunu. Söz mü? Söz. Ha işte şöyle. Ne zamandır devam ediyor bunların ilişkisi böyle? 2 gün oldu baba fotoğrafları çıkalı. Yok uzun bir şey değil bu. Bulut Giray o baba. Adamın attığı her adım takip ediliyor. Öncesi olsa bilirdik. Ya ayrıca benim aklım hala almıyor yani. Bulut Giray ve Elif ne alakası var? Dünya saçması. Madem 2 günlük mevzu. Nasıl oluyor ben anlamadım yani. Göz göre göre evimize geliyor. Kızımızı alıyor gidiyor ya. Kıldız. Ulan Kıldız. Ben sana göstereyim dünyanın. Kaç bucak olduğunu. Ne? Biliyorsa bu işin aslını astarını o Yıldız biliyordur baba. Ben gidip bir yoklayayım bunu. Ay o
o köşeyi çok güzel eşeledin kızım. Birazcık da şu köşeyi eşele de halının rengi birbirini tutsun. Ne diyorsun sen annem ya? Ay döndüm, başım döndü be kızım. Otursana şuraya Allah'a sen. Ya nasıl oturayım annem? Ya ikna edemediysen Bulut'u? Ya bahane dediyse? Taş değil ya bu çocuk, etkilenmiştir biraz. Yani seninki de olmayacak duaya amin demek. Böyle talih kuşu gelip bizim Elif'i bulmaz ki. Üstüne de bir de dayak yer. Sakın anne sus, rica edeceğim. Negatif enerji çağırma üstümüze. Umut bizim ekmeğimiz olacak, bu iş olmalı. Aslında haklısın biliyor musun? Sen böyle istedin mi, böyle tatlı konuşarak insanın öyle güzel kalbine dokunursun ki. Belki de yumuşamıştır çocuk. Hem aşk bu yahu. İnsan bu dünyada aşka inanmazsa neye inanacak? Annelerin en adile naşit yüreklisi. Gel seni öpeceğim. Yıldız! Lan Yıldız! Yıldız aç kapıyı! Ay tövbe bismillah, akşam akşam bunu nasıl kapacağım lan? Delirtmeyin lan beni, aç kapıyı! Yıldız! Lan çek! Merak etme sen anneciğim, ben o kağıt elvan dilinden iyi anlarım. Bak dur dur, bir şey olursa çağır, inerim hemen tamam mı yanına? Tamam anneciğim, merak etme dedim ya, aşağı inip geleceğim hemen. Ya açsana lan kapıyı! Yıldız! Lan neredesin? Ne var evrimin en alt basamağı? Gece vakti böyle mi çalınır komşu kapısı? Elif'le o lavuk ne zamandır fingir diyor. Lavuk? Ne bakıyorsun anlamaz anlamaz. Bu tabut mudur, bulut mudur, hortum mudur nedir o lavukla işte. Niye neden ne oldu ki? Sen ne olduğunu çok daha iyi biliyorsun Kıldız. Bilsem sorar mıyım inan? Senin aksine ben bir şey bir kez söylenince hemen anlıyorum. Ya herif geldi gecenin bir vakti kızı aldı götürdü evden. İşte bu be, işte bu. Allah'ım sana şükürler olsun. Kıldız beni delirtme bak. Beni delirtme. Kıracağım kolumu sana. Nereye gitmiş olabilirler bunlar? Neredeler? Ne yapıyorlar? Sen biliyorsun söyle. Bilmiyorum inan. Bilseydim de sana söyleyeceğimi ölürdüm daha iyi. Hadi iyi geceler. Vallahi parçalayacağım ulan. Alacağım ulan bunu. Ödeyeceksiniz. Kiraylar bu kadar zengin mi yani he? Bu sadece cennetten görülebilenler anne. Adam bütün servetini buraya koyacak değil yani. Hayır ben anlamıyorum ki. Bu kadar zengin, bu kadar önemli bir adam bizim kızda ne buluyor? Güzellik desen yok. Beyin desen ha, şuncacık bezelye. Var bu işte bir iş var. Var ama anlamadım ben. Göreceğiz. Ben biliyorum kız anne. Vallahi de billahi de biliyorum. Neyi biliyorsun kız? Büyü. Bu kesin büyü yaptırdı çocuğa. Bak ben sana söyleyeyim. Anne vallahi billahi yemin ederim. Bak iki gözüm önüme aksın ki büyü yaptırdı ya. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Yok mu aşağıda mahallede hoca? Hani sen de bir kere gel... Cemre! Ne karıştırıyorsun şimdi aşağıdaki büyücüyü müyücü? Bir duyan olacak. Anne bak zaten çocuğun gözlerini görmedin mi? Böyle menül menül bakıyor büyülenmiş gibi anne. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Kesin bilgi. Bak bu kesin bilgi. Biz bunu yayalım. Nerede kaldın lan? Ne diyor kız? Var mı bildiği bir şey? Hiçbir şey bildiği yok. O da şaşırdı. Oğlum bilse de söylemez. Bunlar aynı topu kumaşı. Ben onun bir şey bildiğine inansam... O kelimeleri ağzından söke söke alırım da. Yok bir şey bildiği. Nerede bunlar? Ne bileyim lan ben. Cemre! Neredesiniz? Geldi evimizin medeniyet düşmanı öküzü. Bıktık vallahi bıktık. Anne ben buna katlanamıyorum. Bak yemin ederim katlanamıyorum artık. Cemre! Anne. Bak bu Elif. Gider bu Bulut kirayla evlenirse anne bak ben yemin ederim. Ortadan ikiye çat diye çatlarım asetimden. Cemrem, prensesim, benim güzel kızım. Çatlama. Yok öyle çatlamak falan. Bak, bu iş hepimize yarar. Eğer biz nerede ne yapacağımızı bilirsek, doğru hareket edersek hepimiz karlı çıkarız bu işte. Bana ne ya? Ya bana yaramasın, o da gün yüzü göremesin anne. Cemre! Cemre, kalk çıkalım da daha fazla dellenmesinler. Yürü. Ne dedi Yıldız?
Ne diyecek Yıldız? Bir şey bilmiyor Yıldız. Yok baba ya, bu iki günlük iş, yok bunun öncesi falan. Oğlum deli deli konuşma lan. İki günlük nerede mevzu? İstanbul'un en zengin adamı gidip de bizim kızı mı buldu? Anlamadım ben yani. Gönül bu baba. Yani ota da konuyor, konuyor. Şşş. Hem belki büyü... Cemre! Sen sus bakayım şöyle bir kızın biraz. Biz burada büyükler konuşacağız şimdi. Faysal, bak şimdi var ya en doğru kararı verme zamanı. Eğer biz böyle oturur, oyalanır, zaman kaybedersek oho geçmiş olsun. Ah böyle bön bön bakar avucumuzu yalarız. Yani bu konuda biraz Elif'i de düşünmek, onun da bir tarafından bakmak gerekiyor. Belli, aşık olmuş bunlar birbirlerine. Çocuğun ne kadar zengin olduğunu fark ettin. Hemen birbirlerine aşık olduklarını da anladım. Bravo vallahi. Annenin lafını bölme inan. Bir şey düşünüyor ki ondan böyle konuşuyor. Kızın yaşı malum. İstese gider, yarın kıyar nikah. Hiçbirimizin onayını almasına gerek yok. Doğru mu? Doğru. Arkasına da o zengin çocuğu aldıktan sonra ne baba dayağından korkar, ne abi höt hötünden. Höt höt ne be? O kız var ya, bak bir parayı bulsun. Sana yemin ediyorum iki tane de güvenlik tutar. Sabahtan akşama kadar ikinizi de bir güzel dövdürür. Bir güzel dövdürür. Akıllı olun, akıllı. Şimdi, yani zaten Bulut Bey de... Kim kim? Vay vay vay, Bulut Bey. Gülendam Hanım? Bulut Bey gözünü karartmış. Belli, kıyacak nikah bizim kıza. Ya biz bu evliliğin arkasına böyle takılır gider, bu bataklıktan kurtuluruz. Ya da böyle birbirimizi yiye yiye ömrümüzün sonuna kadar bu bataklığın içinde debeleniriz. Vallahi benden söylemesi, karar sizin. Anladım, biz çok verene bizim kızı ittirelim o zaman ha. Doğru konuş lan! Karamarsık. Tercüme ettim baba ya. Senin tercümene ihtiyacım yok inan. Ben kendimi ifade etmesini iyi bilirim. Beni anlayan anladı.